Abi o yüz tel çocuğa ne olduğunu göstereceğim. İnanılmaz komik abi o. O olay çıktı. O şey ya, Miyazaki'ye Invader spawnlanmış. Ondan. Yani Game Over sırasında da invadelenmezsin. Abi olay şu. Özünde başka bir şey de okudum da. Özünde şu, çocuk bu arada protestoculardan birisiymiş. Yani ömrü boyunca protestolar yapmış. Çok yani şey de değil bu arada, ergen de değil ama ya şey, bir Hearthstone turnuvasında, Hong Kong Hearthstone turnuvasında, World of Warcraft etkinliğinde mi ne, şeyde BlizzCon'da Free Hong Kong şey yapmış. Aynı zamanda bir tane NBA maçında bir tane tişört gösteriyormuş, sonra çat diye Hong Kong'u destekleyin tişörtü falan çıkarmış. Yani ilk şey değil, ilk olayı değil. Bunda da şey oluyor. Miyazaki kazandıktan sonra, Elden Ring kazandıktan sonra onlara eşlik ediyormuş gibi gözüküyor. Hani böyle eşlik eden stafflar, orada çalışanlar olur ya. Onun gibi duruyor. Arkada ondan sonra sizin hayatınız kim diye bakıyor. Ondan sonra dünyanın en kötü esprisini yapıp siktirip gidiyor. Sonra da hapis atılıyor. Yakalanıyor daha doğrusu. Hapis atılmıyor. Hapis değil, yok yok, hapis değil. İşin daha da komik tarafı, bu arada başka bir şey daha geliyor. Dün hani hatırlarsanız FTC'nin Microsoft'a dava açtığını ve bu dava sonucunda Microsoft'un Activision Blizzard'la birleşmesini engellemek istediğini konuşmuştuk. Bu davanın ben çok, yani eninde sonunda FTC'nin yolunda sonuçlanmayacağını düşünüyordum. Microsoft'un yani eninde sonunda merge diyeceğini düşünüyordum. İşin daha da komik tarafı geldi. Bu davanın temeli şuydu. FTC'nin davasının temeli şuydu. Microsoft halihazırda ZeniMax Bethesda'yı alırken EU regülasyonlarına, EU'dakilere bu oyunları eksklusif yapmayacağını söylemişti. Fakat yaptı. O yüzden de Activision'ları da yapacak ve bu yüzden bu merger Game Pass'i monopol yapacak gibi bir sebeple dava açmışlardı. Bugün Avrupa Birliği açıklama yapmış. Demiş ki Microsoft EU regülatörlerine ZeniMax Media'nın herhangi bir oyununu eksklusif yapacağız dememiş dedi. Demişler. Yani bayağı bildiğin Microsoft öyle bir şey dememiş zaten. Avrupa Birliği'ne de, Avrupa Birliği demiş ki bu yalan, götünüzden uydurmuşsunuz amına koyayım demiş. Amerika'ya. Amerika'daki davanın temeli bayağı bildiğim birisinin götünden okuması. Kaynak götüm. O yüzden büyük ihtimalle FTC'nin davası başladığı anda çok sert bir şekilde bitecek. Ya zaten dün de konuşmuştuk. Şunu da konuşmuştuk. FTC'nin geçen 2 yılda galiba veya geçen sene açtığı, yani yüzlerce dava var. Kazandığı 2 dava var toplamda. O yüzden de yani çok çok çok, dediğim gibi bu bir de monopol de değil. Yani bunun monopol olmadığını Microsoft'a çok rahat kanıtlayabilir. Çünkü Microsoft'un konsol satış şeyinde zaten üçüncüler. Hani üçüncü olan bir şirket monopol olamıyor üzücü bir şekilde. İkinci kim? Birinci galiba Sony, ikinci Nintendo. Konsol satışından gelir konusunda. Hatta 3. Nintendo Microsoft değil abi, pardon. Konsol satışından gelir değil. Oyun gaming revenue'da 3. Microsoft değil. Microsoft 5. galiba. Tencent falan var. Diablo 4'ün Game Pass'e gelme ihtimali var mı? Yani kopyum biraz o. O biraz kopyum yakın zamanda. Yani bu FTC'nin davası sebebiyle Haziran ayına kadar bitebileceğini düşünmüyorum. Hiç direkt ses kartına bağlayarak gaming referans kulaklık setup yapmayı düşündün mü? Hayır, düşünmedim. Çünkü ses konusunda o kadar sikim de değil. Bir de wireless kulaklık kullanmayı seviyorum. Yani kablo işime yaramaz. Ya FTC konusunda şu yüzden FTC'nin şu anda başındaki insan kendini şeyde kanıtlamak çok istiyormuş. Hani büyük bir şirketin merger'ını, hani monopol olayını yani engellemeye çalışan birisiymiş. Fırsat bu fırsat, burada çakalım Microsoft'a tarzında bir şey diye gaza gelen birisi. Ama yani evet, temeli şey olunca biraz
Diablo 4'ün 1200 olmasını bekliyor muydum? Yok, beklemiyordum. Ben dedim ki 600-700 bekliyordum ben. Dolar kurunu ondan alırlar diye düşünüyordum da dolar kurunu güncellemişler. Yapacak bir şey yok. Yani hala 70 dolardan daha ucuz satıyorlar. Yani çünkü oyun 70 dolar. 70 dolarda 1300 TL. Yani. Yok artık, KDV yok Battle.net'te. Yani dediğim gibi o konuda hala düşüncem aynı. Hani pahalı buluyorum. Kesinlikle pahalı buluyorum. Ama oyun şirketine laf edemem. Hani 1300 TL'den bir şey pahalı değil. Pahalı değilse oyun şirketine laf etmeye hakkım yok. İrite oluyorum. Ama irite olmamın sebebi başka. Çok da yerel fiyatlandırma yapmamışlar. Dümdüz çevirmişler. 1200 TL yerel fiyatlandırılmış bir şey değil. Genel olarak şirket dışı eşitlik kazanmakta adamlar zarar etsin. Yok, yo, adamlar zarar etsin söylemiyorum. Adamlar zarar etsin diye bir şey söylemiyorum. Ama yani dediğim gibi 1300 TL'den daha fazla yapmadığı sürece oyun şirketine laf etmeye hakkım yok. Hani tamamen bir tercihtir bu. Yerel fiyatlandırma yapıp yapmama o marketin senin için ne kadar değerli olup olmadığına bakar. Değiliz demek. Yani o yüzden hani adamı yani şey diyemem abi dedi. Herife niye yapmadın diyemem. Çünkü niye yapmadın cevabı senin marketin ne önemi var amına koyayım olacak %99. Ya o yüzden diyemem. Ben bunu birebir toplantıda yemiş bir insanım arkadaşlar. Hani onun cevabı yok bizde. Hani indirdiğimizde alacak mısın cevabı yok. Olmuyor. O yüzden yani adam için yani kazandığı şeyden çok giden şey daha fazla olduğu için adam için fiyatları düşürmek mantıklı değil yani. Tez Diablo 1000 satar mı? Ne bileyim. O, Türkiye'de Diablo 10.000'den fazla satar. Satar. Diablo satar. Diablo çünkü. Aynen. Tek sorun bir de aynı zamanda tabii ki. Aynen. Tek sorun alıp almamak da değil. Aynı zamanda şey sorunları var. Diğer ülkelerden insanların da Türkiye'den oyunları satın alması var. Daha su. Şimdi orada diğer ülkelerden insanların şeyi %30'sa bizimkisi %70 bu arada. Biz de satıyoruz. Yurt dışına çok hesap satıyoruz. YouTube'da Dragonflight en iyi paket mi gibi videolar görüyorum. Öylesi geri dönelim. Çok erken onu konuşmak için. Şu anda honeymoon phase'deyiz şu anda. Honeymoon phase'i geçsin. Bir ilk raid gelsin ondan sonra konuşuruz. Yerel fiyatlarına yapılan başka ülkeler var ama. İşte demek ki diğer ülkelerde bir o hesap satışı o kadar fazla değil. İki o ülkelerin ekonomisi o kadar yarak gibi değil. Üç demek ki o ülkelerin ekonomisi bir şey ekonomisi değil de şeyi daha iyi. Ve aynı zamanda bir de şeyi de değiştirmez. Mesela Türkiye'de 1000 kişi 1500 kişi oyun alıyorsa mesela Brezilya ile büyük ihtimalle karşılaştırıyorsun. Brezilya veya Arjantin'de karşılaştırıyorsun bizi. Arjantin'deki oyuncu sayısıyla aynı zamanda hem oyuncu sayısı hem de AAA Batı oyunlarını oynayan insan sayısıyla bize göre çok büyük fark var. Ekonomik olarak aynı şiddette olabiliriz. Bizimkisi biraz daha ayrı bir kapışmada. Ama yani. Ondan sonra kırdılar mesela, makul olabilir. Abi yok bak diyorum. Kesinlikle. Keşke daha ucuz satılsa. Ama yani firmayla pazarlık yapabilecek bir gücümüz yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani firmayla konuşmaya yani firma onu yapmadıysa firmaya isyan edip yani firmaya nefretini firmaya vermemen lazım öyle söyleyeyim. Hani anlatmak istediğim konu şu. Hani o kadar şeyi biz başka o kadar başkasına yaptığımız oyun firmalarına yaptığımız enerjiyi başka bir şey yapsaydık başka şeyler olurdu. Onu demeye çalışıyorum. Yanlış şeye sinirleniyoruz. Ki büyük ihtimalle en ucuz ülkelerden biriyizdir. Diablo 4'ün satılan. Bir bakmak lazım da büyük ihtimalle en ucuz ülkelerden birisidir.
İlk 5'teyizdir yine. Artık değiliz. Öyleyiz, öyleyiz. Hala öyleyiz arkadaşlar. Hala öyleyiz. Hani bizim dur kur güncellemeleri bilmem ne filan hala 10 dolar 15 dolar ucuz alıyoruz. Hani 1200 TL olan üründe bile 15 dolar ucuz alıyoruz. Hani bu da yani 1270 dolar değil 60 dolar. 15 dolar ucuz. 10 dolar ucuz. Bir de biz euro bandından alıyoruz. Bizim aldığımız şey aslında 75 euro. Yani. Pardon, 70 euro. 70 euro da ne kadar yapıyor? 70 euro. 1376. %170 TL daha ucuz ama yani o kadar fark yok tabii ki de yani en azından ucuz değil. Küsuratı silmişler de. Ya bu yerel fiyatlandırma değil. Ya bu yerel fiyatlandırma değil. Bu yerel fiyatlandırma değil. Yani küsurat silme yerel fiyatlandırma değil yok. Bu yurt dışına hesap satan arkadaşlar sorumlu tutabilir miyiz? Arkadaşlar birçok şeyi tutarsın da asıl nedenini biliyorsun sen. Hani asıl nedenine gelene kadar asıl neden dışında herkesi suç şey yapıyorsunuz. Yani asıl neden dışında herkesi suçlu tutuyorsunuz şu noktada. Ya o yüzden dolarla kazı için 80 dolar çok değil mi? 80 değil 70 dolar oyunlar. Ve değil. Yani çok ama değil. Hayır. Bir de bizdeki en büyük hatalardan birisi bizde oyunu oynamak, kredi oyunu oynamak tamamen hani okey bir şey olduğu için her çıkan oyunu oynamamız gerekiyor gibi düşünüyoruz. Hayır abi gerek yok. Yani Amerika'da her çıkan oyunu oynamıyorlar. Yani ayda bir oyun bile kafi adam için. Yetiyor zaten. Ama orada yani fiziksel olarak da ürünler çok indirime giriyor. Türkiye'de bir şey indirime girmiyor. Sadece enflasyon değil ya. Şöyle de bir şey var. Oyunlar yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır filan 60 dolar arkadaşlar. Baya baya 60. Yani çok çok uzun zamandır 60 dolar. Hani baya 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 uzun zamandır 60 dolar. Hani oyunların yapımı yaklaşık minimum 10 katı daha pahalandı. Evet 10 katı da daha fazla satış yapıyorlar ama yani inanılmaz pahalandı. PlayStation 3'ten beri değil. Yok canım oğlum. PlayStation 2'den falan beri. Baya baya uzun zamandır 60 dolar. Yani çok 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 uzun zamandır 60 dolar. Yani o yüzden artık zamanı gelmişti artmasının. Tabii ki de enflasyon da yardımcı olmadı. Zaten enflasyonu fırsat bulup tak diye. Yap çıktı 2-3 ay sonra indirime girme fırsatı yok. Bir de arkadaşlar şu noktada yani indirime girse bile daha pahalanır büyük ihtimalle. Hani oyun çıkışında Haziran yani 6 ay var. 6 ay sonra yani seçimden 10 gün önce çıkacak bu oyun. O oyunun ucuzlamasını beklemek Kopyum'un en sertini çekmektir. 60-70 falan dijital oyunlar için bana çok gibi geliyor. Emek verdikten falan diyorum ama cidden o kadar bütçe harcanamıyor ama. Oyun yapımı 200 milyon dolar. Minimum. Oyun yapımına öküz gibi para harcanıyor arkadaşlar. Yani şu noktada da artık next gen oyunlar minimum 100 milyon dolardan başlıyor. Ve dijital oyunlar diye bir şey yok. Her oyun dijital. Peki harcanan parayı azaltmak için bir yatırım falan mı? Harcanan parayı azaltamazsın ki nasıl azaltacaksın? Sen daha iyi bir ürün istiyorsun her seferinde. Oyuncu her seferinde daha iyi bir grafik kalitesi istiyorsa o harcanan parayı azaltmayacaksın. Sen tam tersine şeyi arttıracaksın. Ürünün fiyatını arttıracaksın. Hani sen kullanıcı olarak daha fazlasını istersen adam daha fazlasını verecek sana. Daha fazlasını istersen ama daha fazla ödeyeceksin. Diablo 4 kutulu satılır. Diablo 4 Allah için çok iyi duruyor. Müthiş duruyor. Hemen abone olun.